Şimdi konumuz arkadaşlar nüfus. Bu bizim sınav sistemimizdeki arkadaşlar önemli konularımızdan bir tanesi. Üniversite sınavlarında özellikle her yıl bir tane muhakkak sorunun geldiği konulardan bir tanesi. Nüfus demek tanımı şudur arkadaşlar. Sınırları belli alanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus dediğimiz özellikle sınırları belli alanda olan insan sayısıdır. Ve bu dönemsel olarak arkadaşlar belli sebeplerle, belli durumlarla artar. Azalması çok istisna bir durumdur. Yani nüfusun mesela sınırları belli anda yaşayan insanların sayısının azalması mesela çok olağan dışı bir durumlardır. Yani ne olur da azalır? Mesela işte savaş durumu olur mesela dış göç olur veya doğal bir afet olur arkadaşlar. O dönem azalabilir. Ama genelde ülkelerde nüfus artışı yaşanır arkadaşlar. Bunun sebepleri nelerdir acaba? Yani bir ülkedeki nüfus artışının sebepleri nelerdir baktığımız zaman? Birincisi arkadaşlar, en başta nüfus artışını sağlayan temel etken, unutmayalım, doğum oranının fazla olmasıdır. Bir ülkedeki nüfus artışının en temel etkeni arkadaşlar doğum oranının fazla olmasıdır. Bu dediğim gibi en temel özelliğimizdir arkadaşlar yani. Buna bağlı olarak şekillenir zaten. Hatta biz bu doğum oranının fazla olmasını şöyle iki grupta inceliyoruz. Eğer bir ülkede doğum oranı fazlaysa mesela doğum oranının fazla olduğu ülkeler genelde gelişmemiş ülkelerdir. Gelişmemiş ülkelerdir. Doğum oranının az olduğu ülkelerse genelde gelişmiş ülkelerdir. Böyle hatta bu doğum oranından bakarak ülkenin ekonomik yapısını da ekonomik özelliğini de ortaya çıkarabiliyoruz. Birincisi budur arkadaşlar. Nüfus artışına sebep olan en temel etken budur. İkincisi bir ülkede nüfus artışına sebep olan unsurlar arkadaşlar dışarıdan alınan göçlerdir. Dışarıdan alınan göçlerdir arkadaşlar. Yani dış ülkelerden dış göçlerdir bunlar. Dışarıdan alınan göçlerdir. Mesela Türkiye'de işte insanların Ankara'dan mesela atıyorum İzmir'e gitmeleri Türkiye'nin nüfusunu ne yapmaz? Değiştirmez. Ama atıyorum mesela Bulgaristan'dan mesela Türkiye'ye göç yapılması arkadaşlar, dışarıdan Türkiye'nin göç alması Türkiye'nin nüfusunu arttırır arkadaşlar. Bu dışarıdan alınan göçler de genelde neyden olur arkadaşlar? Neyden kaynaklanır mesela? Dışarıdan niye göç alırız? Birincisi işte ekonomik sebeplerle. Türkiye de mesela dışarıdan göç alan ülkelerden bir tanesidir. Özellikle ekonomik sebeple yapılan göçlerdir. Hem göç aldığımız gibi hem de göç veren bir ülkeyiz. Yani beyin göçü dediğimiz özellikle işte Orta Doğu'dan, bizim Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden mesela göç alan bir yapıdayız. Ama aynı zamanda da Batı'ya, Avrupa'ya doğru da göç veren bir ülkeyiz. Ekonomik amaçlı yapılır arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar genelde dışarıdan alınan göçler doğal afetlerden de kaynaklanabilir. Bizim ülkemizde değil ama yakın bir zamanda işte büyük bir deprem sonucunda bu Orta Amerika'daki meydana gelen depremde arkadaşlar bir bölge bir oradaki meydana gelen o hareketlenmeden sonraki yerleşme alanlarının dağılmasından sonra diğer ülkelere doğru Amerika'ya doğru Meksika'ya doğru göçler yaşanmıştır mesela. Bu da doğal afetler içerisinde görülebilen yani nelerdir mesela bu doğal afetler? Deprem gibi, volkanik patlama gibi, sel gibi arkadaşlar veya kasırga gibi büyük olaylardan sonra yapılan göçlerdir. Diğeri dışarıdan alınan göçler siyasi sebeplerle yapılan göçler ki biz buna arkadaşlar mübadele diyoruz. Siyasi sebeplerle bunun en güzel örneği bizim tarihimizde Lozan Antlaşması sonucu Türklerle Yunanların arkadaşlar yer değiştirmesi. Bu yer değiştirmede şöyle bir özellik vardı. Türkiye İstanbul dışındaki Rumları arkadaşlar hepsini kısım kısım kademe kademe Yunanistan'a gönderecekti. Veya işte orada yaşayan Rumlar, İstanbul dışında Anadolu'da yaşayan Rumlar yavaş yavaş Yunanistan'a geçeceklerdi. Yunanistan'da da Batı Trakya dışında yaşayan Türkler arkadaşlar kademe kademe buraya geleceklerdi. Türkiye'ye baktığımız zaman mesela Türkiye tarihinde Türklerde herhangi bir şekilde bir yaptırım olmamıştır. Yani İstanbul'da veya Anadolu'da mesela Rumlara yönelik böyle bir zorlayıcı, zorla göç ettirme bir hadise yaşanmamıştır belli bir zamana kadar. Ama özellikle Yunanistan arkadaşlar 1923'ten sonra Lozan'dan sonra Batı Trakya dahilinde bakın yani hani anlaşma gereği dokunmaması gereken yerlere bile zorla ne yapmıştır? Göç ettirmiştir arkadaşlar. Hatta bu 90'lara kadar devam etmiştir yani Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan göç hareketleri ve savaşlar arkadaşlar bakın savaşlardan dolayı dışarıdan göç alınır. Yani mesela işte yakın zamanda Türkiye'de
Irak'ta meydana gelen, Türkiye'nin komşusu olan Irak'ta meydana gelen savaşta mesela. Orada Kuzey Irak'ta meydana gelen o savaştan sonra Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmenlerin büyük bir kısmı mesela yaklaşık 7 bin 8 bin kişi mecburen Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı ve Türkiye'nin nüfusu bir anda 7 bin 8 bin kişi olarak arttı. Şimdi nüfus artışı budur arkadaşlar sebepleri. Birincisi ama en temel etken doğum oranının fazla olmasıdır ve diğeri de dışarıdan alınan göçlerdir. İşte bunlar ekonomik sebeple olur, doğal afetlerden kaynaklanır, siyasi sebeplerdir, antlaşmalardır mesela, savaşlardır. Savaşlar sonucu imzalanan antlaşmalar da yine aynı şekilde bu göçe sebep olabilir. Şimdi dünyadaki nüfus artış dönemleri diyelim mesela, bu nüfusumuz arttı ama dünyadaki bu nüfus artış dönemleri nelerdir mesela? Sıçrama dönemleri. Nüfus artış veya diğer adıyla arkadaşlar sıçrama dönemleri. Bunlar nelerdir acaba dünyada? Birincisi arkadaşlar dünyadaki nüfus artışı yani sıçrama dönemi ilk nerede başlamıştır arkadaşlar? İnsanların alet yapımıyla, insanların arkadaşlar alet yapmayı öğrenmesiyle başlamıştır. Unutmayalım. İlk sıçrama dönemi nüfus artışı, insanoğlundaki ilk bu çoğalma arkadaşlar alet yapımıyla, alet yapımının öğrenmesiyle başlamıştır. Peki bunun ne alakası vardır acaba? Yani alet yapımının öğrenmesiyle nüfusun artışında nasıl bir etken sağlamıştır? Bu şudur arkadaşlar. İnsanoğlu alet yapmaya başlayınca özellikle bu taşlardan keskin aletler yapmayı başarınca, öğrenince daha doğrusu kendini korumayı başarmıştır. Mesela hayvanlar karşısında yem olmamıştı ki özellikle ilk zamanlarda çok defa yem olmuşlardır. Ve aynı zamanda hem korunduğu gibi hem de avlayabilmiştir arkadaşlar ve besin imkanı, beslenme imkanı artmıştır ve bu da nüfusunun artışını etkilemiştir. İkincisi biraz daha büyük bir, ona göre ilk sıçrama dönemine biraz daha fazla olan arkadaşlar yerleşik hayata geçilmesi arkadaşlar bakın yerleşik hayata geçilmesiyle beraber başlamıştır. Yerleşik hayata geçilmeyle beraber başlamıştır. Bu özellikle tarım faaliyetleri. Tarım faaliyetlerinin yapılmasıdır. İnsanoğlu özellikle yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlayınca üretim miktarı arttığı için arkadaşlar beslenme imkanı biraz daha fazla arttığı için nüfusu da artmaya başlamıştır. Ve üçüncüsü arkadaşlar yani en önemlisi hatta günümüz dünyasına çok yakın bir zamanda şekillenen bir süreçtir arkadaşlar. Sanayi devrimidir. Sanayi devrimi arkadaşlar bakın. En büyük sıçrama dönemidir arkadaşlar. Mesela biz binli yıllara baktığımız zaman arkadaşlar bakın binli yıllarda dünyanın nüfusu arkadaşlar dünyanın nüfusu binli yıllarda yani bundan yaklaşık olarak 1000 yıl önce 300-400 milyonlardayken arkadaşlar 1800'lere geldiğimiz zaman bakın binli yıllardan 1800 yıllara yani 800 yıl boyunca dünya nüfusu artarak anca bir 900 milyona çıkabilmiştir arkadaşlar. Yani 3 katı bir artış olmuştur. Yani 8 asır boyunca bakın 300 milyondan 1000'li yıllarda yani bundan 1000 yıl önce yani mesela Türkiye'de işte Büyük Selçuklular döneminde Anadolu'ya geldiğimiz zaman mesela dünya toplamında yaklaşık olarak 300 milyon o nüfus olduğu tahmin ediliyor. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman yani 1800 yıllara geldiğimiz zaman dünya nüfusu işte 800-900 milyon civarında bir toplama ulaşıyor arkadaşlar. Bakın 800 asırda ancak o kadarlık bir artış oluyor. Ama 1850 yılından arkadaşlar bakın 1850 yılından yani sanayi devriminin başladığı asıl süreçten 1850 yılından 2000'li yıllara geldiğimiz zaman arkadaşlar dünya nüfusu arkadaşlar bakın 900 milyondan 6,5 milyara çıkıyor arkadaşlar bakın 150 yılda arkadaşlar bakın dünya nüfusu 6,5 kat 6 kat oranda neredeyse artıyor. İşte bunun en büyük etkeni sanayi devrimidir. Ha, sanayi devriminde nüfus neden böyle hızlı bir şekilde artmıştır? Birincisi arkadaşlar üretim artmıştır. En başta üretim artmıştır arkadaşlar. Üretim artınca beslenme imkanları biz doğadaki doğal kaynak ürünlerini arkadaşlar daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlamışız. Üçüncüsü o. Doğal kaynakları arkadaşlar bakın. Doğal kaynakları daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlamışız. Mesela eskiden şöyle bir örnek vereyim. Eskiden mesela ağaçları yani ormanlardaki ağaçları sadece şeyde kullanırmışız arkadaşlar. Yani mesela avlanmak için, barınmak için yer veya alet yapımında kullanırmışız. Ama şu anda mesela ormanlar arkadaşlar her yönlü. Yani ağaç yapımında kağıt yapımından tutun da inşaat,
mobilya sanayinde, ilaç yapımında arkadaşlar, kozmetik sanayinde, kimya sanayinde diye çok çeşitli alanlarda kullanabiliyoruz ve sanayi devrimiyle beraber insan gücüne arkadaşlar, insan gücüne yani iş gücüne duyulan ihtiyaçtır arkadaşlar bakın. İş gücüne duyulan, insan gücüne duyulan ihtiyaçtır arkadaşlar. Bununla beraber nüfus yoğun bir şekilde artmıştır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Londra'dır mesela arkadaşlar. Yani özellikle Büyük Britanya yani İngiltere bu sanayi devriminin başladığı yerdir. Ve yakın bir zamanda arkadaşlar nüfusu 10 kat, 15 kat artan illeri var, eyaletleri vardır mesela. Manchester gibi, Liverpool gibi, Londra gibi arkadaşlar. Başkentlerinde mesela nüfusu 10-15 kat artan bölgelerdir bunlar. Ki dünya nüfusu dediğim gibi yani 1800'lü yıllarda 901 milyarken nüfus, 1 milyarken 2000'lere geldiğimiz zaman arkadaşlar 6 milyar, 6,5 milyara kadar artmıştır. Bundaki en temel şey budur. Eğer soru olarak gelirse unutmayalım. Dünyadaki en büyük artış ve sıçrama dönemi bu sanayi devrimiyle olmuştur. Şimdi eğer bir ülkede nüfus artarsa acaba olumlu ve olumsuz ne gibi sonuçları olur? Şimdi bir ona bakacağız. Eğer bir ülkede nüfus artışı olursa mesela nüfus artışı bunun olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? Onlara bakacağız. Olumlu ve olumsuz sonuçları nüfus artışının. Hani hep gündemdedir. Bazen yine ileride bir konumuzda göreceğiz mesela. Bazı ülkeler doğum oranlarını, nüfus artışını arttırmaya yönelik bir politika izlerler mesela. Bazıları da azaltmaya yönelik bir politika izlerler. Bazıları da sabitleyip mesela nüfusun niteliğini ve niceliğini düzeltmeye çalışırlar. İleride göreceğiz mesela nüfus politikaları diye bir konumuz olacak. Orada bakacağız onlara. Şimdi bir ülkede nüfus artışı olursa acaba ne gibi sonuçlar olur? Olumlu ne gibi sonuçlar olur? Ki olumlu derken özellikle kimin için olumludur arkadaşlar? Bu şöyle bir ayrıntısına inelim. Bu devlet ve özellikle işveren için olumludur arkadaşlar. Yani burada özellikle olumluyu kastederken bunun altını özellikle çizelim. Devlet ve işveren için olumludur. Halk için tabii ki belli boyutlarda vatandaş için olumlu özellikleri vardır ama özellikle bu iki kesim için daha önemli bir olumlu yanları vardır arkadaşlar. Birincisi, olumlu birinci özellik arkadaşlar. Eğer bir ülkede nüfus artışı sağlanırsa vergi gelirleri artar arkadaşlar bakın. Vergi gelirleri artar arkadaşlar bakın. Bu en önemli sonuçtur. Sonuçta devlet kişi başına almış olduğu vergi geliri arkadaşlar. Şu anda mesela tükettiğimiz her şeyde yani sudan ekmeğe kadar arkadaşlar, giydiğimiz kıyafetlere kadar, aldığımız elektronik aletlere kadar her şeyde şu anda vergi vardır ve onlar arkadaşlar tüketime bağlı olarak artmasıyla, nüfusun artmasıyla tüketim arttığı zaman devlet kişi başına düşen vergi gelirlerini de kazanç olarak arttırır. Ki bizde bazı vergiler çok ağırdır mesela özel iletişim vergileri gibi vergiler vardır. Onların miktarı daha da yoğundur. İkincisi işte bu bizim özellikle insanımızı veya bizim yaşadığımız bölgedeki ülkedeki arkadaşlar çalışan insanlar, aktif nüfus içerisinde olanları doğrudan olumsuz yönde etkileyen yani devlet için olumlu ama işveren için bizi olumsuz yönde etkileyen bir özelliktir. İş gücü ucuzlar arkadaşlar bakın. İş gücü ucuzlar. Eğer çalışabilecek aktif nüfus yoğunluğu fazlaysa kişi başına düşen arkadaşlar ücret fiyatları inanılmaz derecede düşer. Yani mesela bugün asgari ücret civarına baktığımız zaman işte 500 lira 600 lira civarında bir rakamdır arkadaşlar bu. Ama mesela bazı gelişmiş ülkelere baktığımız zaman veya nüfusu az olan ülkelere, aktif nüfusuna sıkıntı olan ülkelerde bu oranlar çok çok daha yüksektir. Veya nüfusu çok daha kalabalık olan, bizden çok kalabalık olan ülkeler var mesela Çin ve Hindistan'da. Orada baktığımız zaman asgari ücret mesela çok daha düşüktür. Yani Türkiye'ye göre kıyasladığım zaman işte bu bizim için dediğimiz gibi olumsuz bir özelliktir yani. Yani bu iş gücünün ucuz olması olumsuz bir özelliktir ama devlet için ve işveren için yani devlet kendi memuruna, işveren kendi çalışana daha ucuz, daha düşük ücret öder mesela. Bu gibi özelliği vardır. Üçüncüsü arkadaşlar, olumlu olan diğer önemli bir şey, istihdam ve iş imkanı. Yani mal ve hizmet talebi arttığı için arkadaşlar, mal ve hizmet talebi artar. Ve bu da belli oranda arkadaşlar istihdam sağlar. Bu işte vatandaşı da ilgilendiren olumlu bir özelliğidir. Mal ve hizmet talebi artar. Yani mesela
Dikkat edin, Türkiye'nin büyük kentleri yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerleri düşünün mesela. Şimdi saymaya çalışsak kaç tane alışveriş merkezi vardır? Kaç tane mağaza vardır? Kaç tane restoran vardır mesela? Ama diğer Türkiye'nin nüfusu az olan kentlerine baktığımız zaman bu kadar çok yoğunlukta mağazaydı, restoranttı veya işte sosyal yaşam alanlarıydı, alışveriş merkezleri de yoktur. Bu neden buralarda çok daha fazla oluyor? Çünkü İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in nüfusu fazla olduğu için o bölgelerde mal ve hizmet talebi artıyor arkadaşlar. Onun için o bölgelerde genelde bu olumlu bir sonuç doğru. Sonuçta burada çalışan insanlar vardı. Mesela diyelim ki bir bölgenin nüfusu fazla olduğu için orada alışveriş merkezi açılıyor mesela. Hatta bazı İstanbul'un bazı ilçelerinde mesela bazı yerlerde 3-4 tane yani o ilçe sınırında arkadaşlar 3-4 tane alışveriş merkezi olabiliyor. Ve bunlar arkadaşlar mal ve hizmet talebini arttırdığı için oradaki insanlar çalışma ihtiyacı hissediyor. İstihdam sağlanıyor o insanlara. O da bir şekilde arkadaşlar iş imkanı sağlamış oluyor. Dördüncüsü, bu da önemli arkadaşlar. Bu ülkeler için bazen halen daha önemlidir. Demografik ve askeri güç demektir. İnsan sayısının fazla olması demografik ve askeri güç demektir. Halen çoğu ülkeler mesela asker sayısıyla övünürler arkadaşlar. Mesela askeri gücü özellikle sayısal anlamda yoğunluğu vardır. İşte Türkiye'de bunlardan bir tanesidir mesela askeri güç anlamında böyle sayısının çok olmasından dolayı. Aynı zamanda demografik yani insani güçtür. Bunların hazır durması özellikle olumlu bir gelişmedir. Bunlar olumlu olan ve dediğim gibi genelde askerler devlet ve işveren için önemli olan olumlu süreçlerdir. Şimdi olumsuz derken işte kimi ilgilendiriyor olumsuz sonuçlar arkadaşlar? Burada doğrudan işte vatandaş. Olumsuz özellikleri bunlar arkadaşlar vatandaş boyutunda olan kısımlarıdır. Nelerdir bunlar mesela? Birincisi arkadaşlar en başta hangi ülke olursa olsun arkadaşlar bakın bu çok önemli. Hangi ülke olursa olsun yani dünyanın bugün en gelişmiş ülkelerinden diğer gelişmemiş ülkelerine kadar eğer bir ülkede nüfus artış hızı arkadaşlar doğum oranı veya nüfus artış hızı arkadaşlar ülkenin kalkınma hızından veya sanayileşme hızından fazla olursa o ülkelerin hepsinde arkadaşlar işsizlik yaşanır. İşsizlik yaşanır arkadaşlar. Birinci ve temel olumsuz sonuç budur arkadaşlar yani. O ülkelerde maalesef gelişmiş olsalar bile yani bugün mesela dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz Almanya'sı, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'sına baktığımız zaman oralarda da arkadaşlar dış göç çok fazla olduğu için ve Amerika'da gerçi doğum oranı yüksektir ondan dolayı da bu gibi ülkelerde bile işsizlik vardır arkadaşlar. Yani işsizlik boyutu çok yüksektedir bu gibi ülkelerde de. İkincisi arkadaşlar ülkenin kalkınma hızı yavaşlar. Ülkenin kalkınma hızı yavaşlar arkadaşlar. Eğer bu nüfus artış hızı daha fazlaysa arkadaşlar kalkınma hızından ülke gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Üçüncüsü arkadaşlar bakın bu çok, çok önemli. Kişi başına düşen milli gelir düşer arkadaşlar bakın. Kişi başına düşen milli gelir oranı düşer. Bu da aynı şekilde eğer nüfus artış hızımız milli gelirimizin üzerindeyse arkadaşlar kişi başına düşen milli gelir yavaş yavaş azalmaya başlar. Diğer dördüncü önemli sonucumuz arkadaşlar. Şimdi iç ve dış göçler yaşanır. İşte dördüncüsü biraz daha önemli. İç ve dış göçler yaşanır. Yani bu Türkiye'de mesela şu anda yoğun bir şekilde olan yerlerdir. Mesela iç göçler genelde nereden nereye oluyor arkadaşlar? Bütün dünyada olduğu gibi. Gelişmemiş olan illerden, eyaletlerden gelişmiş olan illere veya eyaletlere doğru oluyor ve bu da arkadaşlar bakın bu da özellikle iç göçlerde belli bir noktadan sonra nüfusun dengesiz dağılmasına sebep oluyor arkadaşlar bakın nüfusun dengesiz dağılımına sebep olur. Genelde Türkiye'de zaten mesela dikkat edin göçler genelde doğudan batıya doğru oluyor. Yani son 30 yıllık periyotta bu yoğun bir şekilde yaşanmış ve şu andaki İstanbul'un büyük şehirlerin nüfusundan ortaya çıkıyor. Onun dışında nüfusun dengesiz dağılımı arkadaşlar belli illerde veya büyük kentlerde yoğunlaşması o bölgelerde konut sıkıntısının yaşanmasına sebep olur. Sonuçta insanlar buraya İstanbul'a veya Ankara veya büyük şehirlere geldiği zaman buradaki mesela ev kiralarını ödeyemezler. Konut sıkıntısı yaşanır arkadaşlar. Yetmez mesela. Daha doğrusu burada yapılan evler ve konut sıkıntısı şu sonucu da doğurur aynı zamanda.
İnsanlar buradaki evlerin mesela kiralarını ödeyemezler. Yani en düşük kiralar mesela dediğim gibi belli bir bazen maaş değeri kadar olabiliyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar burada insanlar gecekondulaşma dediğimiz kendi imkanlarıyla arkadaşlar hazine arazisine ev yapmaya başlarlar. Yani çarpık kentleşme yaşanmaya başlar. Düzensiz ve plansız bir kentleşme. Bunun en güzel örneği şu anda İstanbul'dadır arkadaşlar. Bakın gecekondulaşma yani çarpık kentleşme yaşanır. Onun dışında burada arkadaşlar bakın trafik ve altyapı sorunları yaşanır buralarda. Trafik ve altyapı sorunları yaşanır. Onun dışında dokuzuncusu arkadaşlar eğitim ve sağlık sorunları yaşanır burada. Eğitim ve sağlık sorunları yaşanır. Yani genelde bunun en güzel örnekleri arkadaşlar şu anda İstanbul'da. Mesela şu verdiğimiz örneklerin arkadaşlar birçoğu Türkiye'de İstanbul'da özellikle işte konut sıkıntısı gibi, gecekondulaşma gibi, trafik ve altyapı sorunu gibi, eğitim ve sağlık sorunları gibi ki bazen okullarımızı görüyoruz mesela. Yani normalde en fazla bir sınıfta eğitim ve öğretim yapılabilmesi için 24-25 kişidir sayı anlamında. Yani 50-60 kişilik sınıflar olabiliyor. Sağlıkta mesela bazen çok basit bir muayene için bile saatlerce öncesinden sıra almak gerekiyor. Bu gibi sıkıntılar arkadaşlar İstanbul'da doğrudan yaşanıyor. İşte bunlar olumsuz olan sonuçlardır arkadaşlar. Özellikle dış göçlerde ki dış göçlerde bir daha olumsuz bir özelliğimiz vardır. O da beyin göçü mesela eğitimli insanların kalifiyeli insanların arkadaşlar maalesef yurt dışına gitmesi. İşte bu da ülkenin gelişim hızını yani kalkınma hızını yavaşlatır. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları bunlar arkadaşlar. Şimdi birkaç tane nüfusla ilgili olan yoğunluk ve hesaplama özelliğimiz var. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Nüfus konusunda. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğu. Aritmetik nüfus yoğunluğu. Bu ne demektir arkadaşlar? Kişi başına düşen metrekareye düşen insan sayısıdır. Bu veya kilometre kare başı düşen insan sayısıdır. Bunu bulurken şöyle yaparız arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğunu hesaplamak için arkadaşlar bakın şöyle bir formülümüz vardır bu. Toplam nüfusu arkadaşlar yüz ölçüme böleriz. Toplam nüfusu arkadaşlar bakın aritmetik nüfus yoğunluğunda toplam nüfusu yüz ölçüme böleriz. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki toplam nüfusu 50 milyon olan bir ülkeyi düşünelim arkadaşlar. 50 milyonluk bir nüfusu düşünelim ve oranında yüz ölçümü arkadaşlar mesela ne kadar olsun? Yaklaşık 500 bin kilometre karelik bir yüz ölçümü olsun mesela. 50 milyon kişi ve nüfusu da arkadaşlar yüz ölçümü de 500 bin kilometre kare olsun. Böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın kilometre kare başına yaklaşık olarak kaç kişi düşüyor burada? 100 kişi düşüyor. Böyle bu şekilde yapılan bir hesaplamadır arkadaşlar. Toplam nüfusu yüz ölçüme böldüğümüz zaman elde edilen bir sayıdır arkadaşlar bu. Şimdi ülkeler bazında baktığımız zaman ilk önce ülkeler bazında bakalım aritmetik nüfus yoğunluğuna. Ülkeler bazında hangi ülkelerde aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır? Hangi ülkelerde aritmetik nüfus yoğunluğu azdır arkadaşlar? Şimdi fazlalardan başlayalım. Burada fazla derken arkadaşlar yüz ölçümü burada çok küçük olacak arkadaşlar. Yani nüfusu fazla olacak. Yüz ölçümü ise arkadaşlar küçük olacak. Dünyada böyle ülkelere baktığımız zaman en başta birincisi arkadaşlar nüfus çok fazla ama yüz ölçümünün az olduğu ülkeler arkadaşlar. Birincisi Japonya. Yani nüfusu mesela yaklaşık olarak 140 milyondur. Yüz ölçümü ise 300 bin kilometre karedir. Ve kilometre kare başına arkadaşlar yaklaşık 300 kişilik bir rakam düşer kilometre kare başına. İkincisi arkadaşlar dünyada yine aynı şekilde Filipinler. Kilometre kare başına yüz ölçümünün küçük nüfusunun da fazla olduğu arkadaşlar. Yine Çin mesela. Çin, dördüncüsü Hindistan. Bu gibi ülkeler kilometre kare başına nüfusunun fazla olup yüz ölçümünün az olduğu ülkelerdir. Avrupa'dan mesela
Burada yüz ölçüm çok küçük olan mesela Belçika, Lüksemburg gibi yerleri de söyleyebiliriz burada. Onlar da aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. Meksika'yı söyleyebiliriz mesela arkadaşlar. Beşincisi Meksika'da. Yine dünyada nüfusun fazla olup yüz ölçümün az olduğu ülkelerden bir tanesidir. Az olan ülkelere baktığımız zaman yani aritmetik nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkeler. Birincisi arkadaşlar en başta Kanada. Kanada arkadaşlar. Sonra Avustralya. Avustralya. Bunların da arkadaşlar yüz ölçümleri çok büyüktür. Ve bunların da sayısı, nüfus sayısı çok azdır. Üçüncüsü mesela Rusya'dır arkadaşlar. Dördüncüsü ise Grönland. Bu gibi ülkeler arkadaşlar. Bu gibi bölgelerde de yüz ölçüm çok geniştir ve nüfusu azdır. Türkiye'deki iller bazında baktığımız zaman arkadaşlar bakın iller bazında bizde aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve az olduğu iller arkadaşlar. Bizde mesela iller bazında baktığımız zaman tabii ki en başta hangi ilimiz var arkadaşlar? İstanbul değil mi? Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul'dur. Sonra İzmir arkadaşlar. Sonra Ankara gibi illerimiz özellikle çok belirgin olan yani net belirgin olanlar işte İzmit, Bursa bu gibi yerlerde aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. Az olanlarsa arkadaşlar bakın Türkiye'de yüz ölçümü büyük olup nüfusu az olan illerimiz bunlar nelerdir mesela? Birincisi Sivas arkadaşlar bakın Sivas. İkincisi Konya. Üçüncüsü ise arkadaşlar bizim yüz ölçümü büyük olan illerimiz bunlar. Üçüncüsü ise Erzurum'dur. Bunlar Türkiye'de nüfusu az olup da yüz ölçümü çok büyük olup aritmetik nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. Aritmetik nüfus yoğunluğumuz bu arkadaşlar. Ülkeler bazında ve iller bazındaki şu yerlerimizi unutmayalım. Fazla olanlar bizde özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dır. Az olanlarsa arkadaşlar aritmetik nüfus yoğunluğu yani bunların yüz ölçümleri büyük. Nüfusları az arkadaşlar. Sivas, Konya ve Erzurum'dur. Şimdi diğer ikinci yoğunluğumuz arkadaşlar nüfus yoğunluğumuz. O da tarımsal nüfus yoğunluğu. İkinci nüfus yoğunluğumuz tarımsal nüfus yoğunluğu. Bu da şudur arkadaşlar. Tarımsal nüfus yoğunluğunu bulurken, tarımsal nüfus yoğunluğunu bulurken, tarım alanlarını arkadaşlar bakın, daha doğrusu tarımla uğraşan nüfusu, tarımla uğraşan nüfusu arkadaşlar, yani kimle oluyor bunlar? İşte tarımla uğraşan nüfus dediğimiz. Tabii şeyler de var. Sadece tarım derken işte ziraat anlamında kullanmıyoruz arkadaşlar. Diğer tarıma bağlı olan o hizmet sektör içerisindeki diğer unsurları da katıyoruz buna. Tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilen miktardır arkadaşlar. Bu kilometre kare başına düşen bir orandır daha doğrusu. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de tarım alanlarının arkadaşlar dar olduğu özellikle yerlere bakacağız burada. Çünkü Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler tarım alanlarının dar olduğu yerlerdir. Bakın şuraya bir not olarak hemen yazalım bunu. Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler, bakın burada çok çok önemli. Fazla olduğu yerler genelde dağlık ve engebeli olan bölgelerdir. Dağlık ve engebeli olan bölgelerdir. Nereler mesela bunlar? Türkiye'de mesela o bölgeye baktığımız zaman o bölgede çalışanların büyük bir kısmı tarımla uğraşacak arkadaşlar ama tarım alanları da dar olacak. Nerelerdir mesela bunlar arkadaşlar bakın. Birincisi arkadaşlar Doğu Karadeniz. Bakın Doğu Karadeniz bölüm olarak. İkincisi arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi. Üçüncüsü ise arkadaşlar Batı Karadeniz bölümü. Hep Doğu Anadolu bölümünde mesela Doğu Anadolu bölgesinde daha doğrusu şeyler vardır. Mesela Erzurum, Kars bölümü özellikle Hakkari mesela. Özellikle Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun arkadaşlar fazla olduğu yerlerden bir tanesi de
Özellikle Hakkari ve çevresi. Çünkü orada yaşayanların büyük bir kısmı tarımla uğraşmak zorundadır. Tarım ve hayvancılık da. Ama tarım alanları nedir mesela onların? Dardır. Onun için tarımsal nüfus yoğunluğu oralarda arkadaşlar fazla çıkar. Dünyada mesela baktığımız zaman tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olacağı dağlık ve engebeli ülkeler var. Mesela hangi ülkeler? İsviçre mesela, Avusturya, Afganistan gibi ülkeler mesela. Buralarda da tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır ülke bazında. Diğerlerine bakalım. Fizyolojik nüfus yoğunluğumuz diyelim. Üçüncüsü fizyolojik nüfus yoğunluğu. Bu da şudur arkadaşlar. Fizyolojik nüfus yoğunluğunu bulurken toplam nüfusu arkadaşlar bu sefer toplam nüfusu yine tarım alanlarına böleriz arkadaşlar. Bakın tarım alanlarına. Buradaki amaç şudur yani. Buradaki fizyolojik nüfus yoğunluğunu hesaplamamızdaki amaç acaba o ülkede yaşayan insanlara o tarım alanları yetiyor mu diye hesaplanır. Özellik olarak baktığımız zaman yine aynıdır. Tarımsal nüfus yoğunluğuna benzer. Sonuçta nüfusun fazla olduğu yerlerde tarım alanları azsa o bölgelerde arkadaşlar fizyolojik nüfus yoğunluğu da yine fazla olur. Yani mesela yine nerelerdir? Aynı yerler. Yani Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi mesela bu gibi yerler tarım alanların dar olduğu yerler olduğu için bu bölgelerde çok fazla çıkar bu sayı. Aynı özelliktir. Yani tarımsal nüfus yoğunluğuna fizyolojik nüfus yoğunluğunun özellikleri birbirine benzer arkadaşlar. Şimdi asıl konumuz nüfustaki arkadaşlar. Asıl önemli olan konularımızdan bir tanesi de şimdi piramitleri inceleyeceğiz. Nüfus piramitleri diyelim. Nüfus piramitleri veya projeksiyonlar arkadaşlar. Bunlar bazen de öyle ifade ediyorlar nüfus projeksiyonları. Özellikle biz 3 tane projeksiyonu inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şöyle direkt gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin benzer özelliğini arz eden piramitlerdir bunlar. Şurası arkadaşlar bakın şu tabanını geniş bir şekilde çizeceğiz şunun. Şöyle daha belirgin bir şekilde çizelim. Şimdi bunun gelişmemiş veya gelişmekte olduğunu arkadaşlar yani gelişmemiş ve gelişmekte olan bir özelliği göstermesi arkadaşlar iki tane temel özelliğinden anlaşılır. Birincisi arkadaşlar şu piramitlerde çizelim. Şu grup şuraya kadar olan grup arkadaşlar bakın şurası şu alan özellikle çok önemli bölgedir. 0-14 yaş grubudur arkadaşlar bakın. 0-14 yaş grubu. Buraya biz çocuk veya genç nüfus diyoruz arkadaşlar. Bakın çocuk veya genç nüfus denilir. Bunun diğer adı ise işte en önemli kısmı o bağımlı nüfustur arkadaşlar burası. Bu grup aynı zamanda bağımlı nüfus dediğimiz yerdir arkadaşlar. 0-14 yaş grubu. Zaten taban eğer bunu ifade ediyorsa taban buradan kalınsa doğum oranı fazla demektir. Şu ikincisi arkadaşlar şurası. Bu da şu grupta arkadaşlar. Artı 65 yaş grubu arkadaşlar. Bakın artı 65 yani yaşlı nüfus dediğimiz gruptur burası da. Yaşlı nüfus dediğimiz gruptur. En önemli grup şurasıdır işte arkadaşlar. Bak şu ara 15-64 yaş grubu. 15-64 yaş grubu yani aktif nüfus demektir. İleriki konularımızda mesela arkadaşlar burada şeyleri inceleyeceğiz. Mesela aktif nüfusun özellikleri nelerdir? Mesela eğer bir ülkenin aktif nüfusu genelde sanayi ve hizmet sektöründe çalışıyorsa gelişmiş bir ülkedir. Eğer bir ülkenin aktif nüfusunun büyük bir kısmı tarımda çalışıyorsa mesela o da gelişmemiş olan bir ülkedir. Şimdi şunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Bu şurada. Sağ taraf genelde hep kadınlardır arkadaşlar. Sağ taraf kadını ifade eder. Sağ taraf. Sol tarafta arkadaşlar erkeği ifade eder. Genelde şu altta rakamlar miktarı ifade eder arkadaşlar. Bakın burada. Şunlar.
miktarı ifade eder. Yani mesela işte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Bunlar arkadaşlar miktardır yani şeylere baktığımız zaman. Şimdi bunun arkadaşlar biz buna gelişmemiş veya gelişmekte olan, çünkü bazıları benzer özellik gösterebiliyor. Gelişmekte olan ülke nüfus piramidi diyoruz arkadaşlar. Ama özellikle gelişmemişliği daha belirgindir. Şunu özellikle çizelim mesela. Gelişmemişliği daha belirgindir arkadaşlar bunun. Biz buna neden böyle bir isim veriyor? Neden böyle bir tanımlama yapıyoruz arkadaşlar? Bu gruba alıyoruz bunları. Birincisi arkadaşlar, eğer böyle bir geniş tabanlı bir üçgen piramidinde veya projeksiyonuna sahip bir ülke ise, burada arkadaşlar birincisi şu arkadaşlar, bak şu tabana dikkat edin, yani bak şu taban çok önemli. Taban geniş ise arkadaşlar, bakın taban geniş ise doğum oranı yüksek demektir arkadaşlar, bakın doğum oranı yüksek veya doğum oranı fazla. Bu genelde unutmayalım tabanın geniş olmasıdır. Taban geniş ise arkadaşlar bakın doğum oranı yüksek demektir. İkinci, yukarıya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarısı tavan dediğimiz bölge. Tavan dediğimiz bölge arkadaşlar bakın. Bu da ölüm oranının fazla olduğunu gösteriyor. Ölüm oranının yüksek olduğunu veya işte fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ölüm oranının fazla olduğunu gösteriyor. Tavanın dar olmasından arkadaşlar veya küçük olmasından anlıyoruz. Bu ne demektir? Demek ki İnsanlar genelde hangi yaş grubunda ölüyorlar? 60'tan sonra arkadaşlar, işte 60 ile 70 arasında veya 75'te ölüyorlar arkadaşlar. Yani belli bir yaşam standardı olmadığı için arkadaşlar, burada sağlık koşulları iyileşmediği için genelde insanlar erken yaşlarda ölüyor. Ortalama yaşam süresi burada düşük arkadaşlar ve onun için ölüm oranı burada fazladır arkadaşlar. İşte buna bağlı olarak iki temel özelliğimiz budur zaten. Piramitlerde dikkat edeceğimiz noktalar bunlardır arkadaşlar. Yani gelişmişi veya gelişmemişi buradan özellikle veya şuradan. Ha, bazı piramitlerde mesela dikkat etmemiz gereken mesela Amerika ve Kanada gibi ülkeler özellikle. Bak unutmayalım. Şuraya bir not olarak yazalım onu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ülkeleri bunun istisnası olan bir özelliğe sahiptir. Mesela onlarda doğum oranı yüksektir. Onlarda mesela özellikle ülkede izlenen politikalarla doğum oranı arttırılmıştır arkadaşlar. Bu ülkeler örnek değildir yani, sadece bunu karıştırmayalım. Burada mesela doğum oranları arkadaşlar onlar da yüksektir ama tavanları da arkadaşlar onların geniştir mesela. Onların arkadaşlar tavanları geniştir. Yine ben bunu mesela ABD ve Kanada'ya mahsus olan özellikle anlatacağım. Şimdi bu ülkeler arkadaşlar, bu ülkelerin diğer özellikleri nelerdir? Mesela şu piramide baktığımız zaman gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki özellikler nelerdir? Doğum oranı ve ölüm oranı yüksek dedik. Burada arkadaşlar mesela kişi başına düşen milli gelir oranı burada azdır arkadaşlar bakın. Bu piramide baktığımız zaman bu yorumu yapacağız yani. Bu çok önemli. Bunun milli geliri azdır arkadaşlar. Okur yazar oranı azdır arkadaşlar veya okur yazar oranı düşüktür bunun. Burada arkadaşlar bakın özellikle eğitim ve sağlık sorunları yaşanır burada. Bu piramide sahip olan ülkelerde eğitim ve sağlık sorunları yaşanır. Özellikle ortalama yaşam süresi kısadır arkadaşlar bakın. Ortalama yaşam süresi kısadır arkadaşlar burada. Onun dışında çok önemli. Burada iç ve dış göçler yaşanır. Bu piramide sahip olan ülkelerde iç ve dış göçler yaşanır. Onun dışında bu ülkelerde arkadaşlar bakın çok önemli bir özelliktir. Sanayi kent içinde kalır arkadaşlar. Sanayi kent içinde kalır. Bu gibi piramide sahip olan ülkeler. Bu şudur yani. Plansız bir kentleşme veya plansız bir şehirleşme olduğu için arkadaşlar bunun en güzel örnekleri mesela İstanbul'da yaşanıyor. Bundan yaklaşık uzun bir yıllar önce işte bazı sanayi bölgelerini şehir dışına diye kurmuşlar mesela zamanında. Ama İstanbul o kadar gelişmiş, o kadar büyümüş ki artık sanayi
bölgeler arkadaşlar şehrin içinde kalıyor. Mesela bugün Güneşli'deki, Halkalı'daki, Kitel'deki bölgeler gibi mesela. Onlar zamanında şehrin dışındadır diye sanayi bölgesi olarak seçilen yerlerdir ama şu anda mesela şehir içinde kalmışlardır. Türkiye'deki örnek veya bu dünyada mesela birçok ülkede yaşanan bir sorundur aynı zamanda. İşte Hindistan'da, Çin'in de özellikle. Çin'de çok fazladır mesela böyle bir sorun. Sanayi kent içinde kalır arkadaşlar. Bu gibi genel anlamda bu özellikleri sağlayan ülkeler arkadaşlar. Baktığımız zaman hangileridir mesela? Bu gelişmemiş ülkeler özellikle veya gelişmekte olan ülkeler özelliğine baktığımız zaman genelde Afrika ülkeleridir arkadaşlar. Bakın Afrika ve Asya ülkeleri hangileridir? Mesela Afrika'dan birkaç tane örnek verdiğimiz zaman işte bunlar Somali, Nijer, ondan sonra Çad, Uganda gibi ülkelerdir arkadaşlar. Genelde Afrika ülkeleri gelişmemiş özelliği gösteren. Asya'dan da özellikle arkadaşlar işte Afganistan, Laos gibi, Myanmar gibi ülkelerdir arkadaşlar. Afganistan, Laos gibi arkadaşlar ülkelerdir genelde. Biz de mesela Türkiye'de biraz daha farklı arkadaşlar. Türkiye'nin şöyle bir nüfus piramidi vardır son. Özellikle mesela Türkiye'yi ayırt ettiğimiz zaman mesela Türkiye'de özellikle şöyle bir farklılık vardır arkadaşlar. Unutmayalım. 1980'li yıllardan 2010'lu yıllara doğru arkadaşlar. Yani şu andaki günümüz dünyasında Türkiye'de şu 3 özellikten dolayı arkadaşlar belirgin bir şekilde doğum oranı düşmüştür. Bunlar nelerdir? İşte köyden kente doğru göçten dolayı Türkiye'de bak köyden kente göçten dolayı arkadaşlar bakın Türkiye'de 3 şey çok belirgin bir şekilde değişmiştir. Bunlar nelerdir mesela? Doğum oranının düşmesine sebep olan unsurlar arkadaşlar. Birincisi aile planlaması ve bilinçlenme. Aile planlaması ve bilinçlenme. Bu Türkiye'de doğum oranını belirgin bir şekilde düşürmüştür. Özellikle kadının iş hayatına atılması. Kadının iş hayatına atılması ve evlilik yaşının yükselmesi arkadaşlar bakın. Türkiye'de özellikle evlilik yaşının yükselmesi bu gibi 3 unsur Türkiye'de son 20 yıllık periyotta arkadaşlar belirgin bir şekilde doğum oranını düşürmüştür. Yani mesela Türkiye'nin bazı özelliklerine baktığımız zaman şurada arkadaşlar doğum oranı belirgin bir şekilde yavaş yavaş düşmekte. Bu mesela Türkiye'nin farklı olan bir özelliği. Diğer ülkeye baktığımız zaman arkadaşlar gelişmiş olan bir ülkenin şimdi nüfus piramidini işlediğimiz zaman özellikle çok belirgin olan bir ülke var. Birkaç tane. O da arkadaşlar şu. Şurası arkadaşlar bakın artı 65 yaş grubu dediğimiz çok daha belirgin bir şekilde görülebiliyor burada. Şimdi ise arkadaşlar gelişmiş olan bir ülkenin nüfus piramidinden devam edeceğiz. Şimdi de gelişmiş bir ülke nüfus piramidinden bahsedeceğiz. Biraz önce bahsettiğimiz arkadaşlar gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkenin nüfus piramidiydi. Burada şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Gelişmiş ülkedeki nüfus piramidinde çok hatta piramitlerden de anlayabileceğiniz şekilde çok farklı bir özelliği vardır arkadaşlar bunlar. Bu farklılığı şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Şu tabandan ve tavandan anlıyoruz arkadaşlar. Gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidini arkadaşlar bir tabandan bir de tavandan anlıyoruz arkadaşlar. Yani çok farklıdır. İşte biraz önce baktığımız nüfus piramidinde göstermiş olduğumuz piramitte şey vardı arkadaşlar hatırlayalım. Geniş bir taban üçgen vardı. Burada ise arkadaşlar dikkat edin dar bir taban arkadaşlar ve geniş bir taban bulunmakta. Şimdi şuradan belirtelim ayrıntılarını.
Burada arkadaşlar bakın şu grup neydi? Şu grup 0-14 yaş grubu arkadaşlar bakın. 0-14 yaş grubu. Yani buraya biz çocuk nüfus veya diğer adıyla genç nüfus diyoruz arkadaşlar. 0-14 yaş grubu. Bunun diğer bir adı da bağımlı nüfus grubu arkadaşlar. Bunun diğer bir adı da bağımlı nüfus grup. Şu grup arkadaşlar 15-64 yaş grubu. Yani buna da aktif nüfus deniliyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Aktif nüfus. Mesela gelişmemiş ülkelerde hatırlayalım nüfusun aktif nüfusun daha doğrusu büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu arkadaşlar. Ama burada mesela bu gelişmiş ülkelerde nüfusun aktif nüfusun arkadaşlar büyük bir kısmı hizmet ve sanayi sektöründe çalışır arkadaşlar bakın bunu unutmayalım. Yani ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alır. Bu çok önemli. Burada ve şurası arkadaşlar artı 65 yaş grubu şurası artı 65 yaş grubu bu da arkadaşlar yaşlı nüfus dediğimiz grupta arkadaşlar bu da az bir oranda yine bağımlı. Şimdi bunun gelişmiş olduğunu biz nereden anlıyoruz arkadaşlar bakın birinci özelliğimiz bunun gelişmiş bir ülke olduğunu şu tabanından anlıyoruz arkadaşlar çünkü burada doğum oranı azdır arkadaşlar bakın doğum oranı azdır. Yani taban dardır arkadaşlar burada. Taban dardır. Doğum oranı az olduğunu gösterir bu. Aynı şekilde ikinci bir özellik. Burada yukarıya bakacağız dedik. Şu gruba arkadaşlar bakın şuraya. Burada ölüm oranı da azdır arkadaşlar. Burada ölüm oranı da azdır. Yani hem doğum oranı az arkadaşlar hem de ölüm oranı az. Yani bunun da tavanı geniş arkadaşlar bakın. Bunun da tavanı geniş böyle bu şekilde. Gelişmiş bir ülkenin genel temel özelliği bunlardır. Hadi gelelim diğer özelliklerine arkadaşlar. İşte bunlar çok önemli. Diğer özellikler yani şu piramide baktığımız zaman görmemiz gereken özellikler arkadaşlar. Onlar nelerdir? Onları kısaca hemen yazalım mesela. Birincisi burada okur yazar oranı yüksektir arkadaşlar bakın. Bu nüfus piramidine sahip olan ülkede okur yazar oranı yüksektir arkadaşlar burada. İkincisi eğitim ve sağlık sorunları yoktur arkadaşlar veya olsa bile çok azdır. Eğitim ve sağlık sorunları bunun fazla yoktur arkadaşlar. Belli bir oranda bunu artık aşmıştır. Üçüncüsü yaşam standartları burada yüksektir. Burada bu ülkeye sahip olan yaşam standartları bunun da yine yüksektir arkadaşlar. Yani şu piramide sahip olan ülkede yaşam standartları yüksektir. Buna baktığım zaman sanayi kolları arkadaşlar ve ekonomik faaliyetler çok çeşitlidir burada. Ekonomik faaliyetler çok çeşitlidir burada. Yani çok çeşitli derken özellikle şey ağırlıktır arkadaşlar bakın. Hizmet ve sanayi ağırlıktır. Özellikle sanayide mesela baktığımız zaman işte ağır sanayi, otomotiv sanayi, makine sanayi, kimya sanayi gibi hizmet sektörüne baktığımız zaman hizmette de yani bugün dünyadaki aslında baktığımız zaman ekonomi faaliyetleri içerisinde en zengin olandır. Yani çok farklı ve çok çeşitli bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler çok çeşitlidir. Diğer çok önemli bir özellik milli gelir yüksektir arkadaşlar bakın burada. Milli gelir yüksektir. Burada bütün ekonomik faaliyetlerde doğal koşullara bağlılık azdır arkadaşlar. Bakın burada doğal koşullara bu ülkelerde doğal koşullara bağlılık azdır arkadaşlar. Yani tarımında, sanayisinde, ticaretinde doğal koşullara, doğal imkanlara bağlılık azdır. Yani bunun gibi daha da çok çok sayabiliriz arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin özelliklerine baktığımız zaman mesela bu ülkenin son birkaç tane bir özelliğini daha yazalım. Dış ticaret fazlası vardır arkadaşlar bakın. Dış ticaret fazlası vardır. Yani ihracatı daha fazladır demektir arkadaşlar bakın bunu. Dış ticaret fazlası demek bunun dış ticaret fazlası demek ihracatının yani yurt dışına sattığı malların daha fazla olması demektir. Genelde sattığı ürünler arkadaşlar bu ülkeye ait olan piramitlerde nelerdir mesela? İşte işlenmiş ürünler arkadaşlar. Sanayi ve imalat ürünleridir. Genelde aldıkları ise ham maddedir arkadaşlar. Tarım ürünleridir. Bu gibi ülkelere örnekler nereler verilebilir mesela? Bu gibi ülke, bu piramide sahip olan ülkelere. Almanya arkadaşlar bakın en güzel örnek olan bir tane ülke Almanya'dır. Tam bunu yansıtır arkadaşlar. Şu anda Almanya'da yaşlı nüfus çok fazla mesela. Doğum oranı çok düşük ve yaşlı nüfus da fazla. Dikkat edin aktif nüfusun fazla olmasının sebebi göçtür arkadaşlar. Şuraya özellikle belirtelim. Siz de bunu özellikle bir yere not alın arkadaşlar.
Dikkat edin, Almanya'da mesela doğum oranı düşüktür. Doğum oranı düşüktür arkadaşlar. Ama yine de baktığımız zaman aktif nüfusu fazladır. Bu şeyden kaynaklanır arkadaşlar. İşte gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki aktif çalışma çağındaki olan insanlar buralara göç ederler arkadaşlar. Bakın Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkeler arkadaşlar bu gruba giren ülkelerdir aynı zamanda. Dediğim gibi gelişmemiş ve gelişmiş olan ülkelerin piramit özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi ise yerleşme konumuza geçelim. Bu da yine önemli olan, özellikle birkaç tane ayrıntının çok önemli olduğu konumuzdur arkadaşlar bu. Şimdi yerleşme diyelim. Yerleşme. Yeryüzünde yerleşmeyi etkileyen faktörler. Onlar nelerdir acaba? Şimdi kısaca bir hemen ona değineceğiz arkadaşlar. Dünyada yeryüzünde yerleşmeyi etkileyen unsurlar nelerdir? Hemen kısaca bunları bir not alalım arkadaşlar. Çünkü bazen testlerde soru dağılımında gelebiliyor bu. Yerleşmeyi etkileyen temel unsur arkadaşlar, birinci ve temel etken iklimdir. Yani bugün dünyaya baktığımız zaman yerleşmede insanların yerleşim alanı olarak seçecekleri en önemli bölgelerden bir tanesi de arkadaşlar iklim özelliği uygun olandır. Yani ılıman bir iklime sahip olan bölgelerdir arkadaşlar bakın. Ilıman bir iklim özelliğine sahip olan yerlerdir genelde yerleşim alanı olarak seçilen bölgeler. Hatta bu iklim özelliği doğrudan konut tipini de belirler arkadaşlar bakın. Burada çok önemli bir ayrıntı olarak yine onu da belirtelim. Konut tipi de arkadaşlar buna göre belirlenir. Yani mesela çok yağışlı olan bir bölgede, yağışlı olan ve nemli olan bir bölgede arkadaşlar genelde yapılan evlerin arkadaşlar konut malzemeleri ağaçtandır arkadaşlar bakın. Ağaçtan ve ormandan yapılır. Eğer bir bölge mesela çok kurak ve çok sıcaksa arkadaşlar, çok kurak ve çok sıcaksa orada da arkadaşlar topraktan yapılır. Ki ona da kerpiç evler denilir arkadaşlar bakın. Ona da toprak yani kerpiç evler denir. Eğer bir bölge çok soğuksa mesela soğuksa arkadaşlar veya soğuktan ziyade ılıman da bir bölge ise yine aynı şekilde orada da taştan yapılır arkadaşlar. Artık bugün büyük kentlerde yani metropollerde ise arkadaşlar bu iklimden ziyade biraz da şey daha önemlidir arkadaşlar hızlı olması. Onun için orada da betonarme evlerdir. Betonarme yani kalıp kalıp betonların arkadaşlar yerleştirildiği evlerdir. Unutmayalım yerleşmede bu çok önemlidir arkadaşlar. İklim en temel özelliktir yerleşmenin oluşmasında. Çünkü bazı yerlerde mesela yer şekilleri diye geçiyor. Yer şekilleri düz olup da ikliminden dolayı yerleşim alanı kullanılmayan çok bölge vardır arkadaşlar dünyada. Mesela neresidir? Sibirya mesela. Sibirya'nın veya daha kuzey bölgeleri mesela. O Rusya, Kuzey Rusya dediğimiz yerler mesela. Normalde çok düz yerlerdir. Yer şekilleri ise çok düz olan yerlerdir ama iklime uygun olmadığı için arkadaşlar bu bölgeler yerleşim alanı kullanılmaz. Keza çöller de aynı şekilde. Çok geniş düzlükler vardır ama çok sıcak olduğu için yaşanılmaz arkadaşlar. İşte ikincisi ise yer şekilleridir. İkincisi ise arkadaşlar yer şekilleridir. Yerleşmede temel olan özelliklerden. Üçüncüsü arkadaşlar tabii ki buna bağlı olarak toprak ve su imkanları arkadaşlar. Bunlar yine doğal özelliklerdir. Bakın bu saydığımız ilk üç özellik arkadaşlar doğal özelliklerdir. Tabii diğeri de arkadaşlar bakın diğeri de coğrafi konum ve beşeri özellikler. Coğrafi konumu ve beşeri özellikler de arkadaşlar yine yerleşmede etkili olan diğer unsurlardır. Yani bu beşeri özellikler dediğimiz özellikle mesela bir bölge zamanında gelişmemiştir. Ama oraya arkadaşlar mesela sanayi bölgesi kurulur. Sanayi bölgesi olarak inşa edilir insanlar. O bölge tabii coğrafi konum özelliği burada etkilidir. Ve orası zamanla gelişmeye başlar arkadaşlar. Ve insanlar oraya yerleşim alanı kullanmaya başlarlar. Bunun en güzel örnekleri mesela arkadaşlar Türkiye'de Gaziantep, Eskişehir gibi yerlerdir mesela. Orası beşeri özelliklerden dolayı geliştiği için yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yerleşme etkileyen temel özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gel gelelim asıl yerleşme türleri. Onlar nelerdir onlara bakacağız. Biz yerleşmeyi genelde şöyle ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir kentsel yerleşme. Kentsel yerleşme yani şehir yerleşmesi. Şehir yerleşmesi. Bir de
Kırsal yerleşme arkadaşlar. Kırsal yani köy yerleşmesi diye şöyle iki ayrı gruba ayırıyoruz. Şimdi bunlardaki ayrım kriterleri var arkadaşlar bakın. Bunları bir not alalım özellikle. Ayrım kriterleri. Ayrım kriterleri. Hani biz bir yere neden köy deriz? Bir yere neden kent deriz arkadaşlar? En başta birinci ayrım kriterimiz arkadaşlar nüfustur. Birinci ayrım kriterimiz arkadaşlar nüfustur. Sonuçta kentlerde nüfus arkadaşlar bakın 10 binden başlar. 10 binden başlar arkadaşlar ve bu gider yani. Bugün şu anda dünyada kentsel açısından arkadaşlar nüfusu en fazla olan yer Tokyo'dur. 28 milyonluk bir nüfusu vardır arkadaşlar bakın. Şu anda en fazla metropol olarak Tokyo vardır arkadaşlar. Şehirlerde, kentlerde o da Tokyo. Yani 28 milyona kadar gidiyor. 10 milyondan 10 binden başlıyor pardon. 28 milyona kadar gidiyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi kentlerde nüfus 10 binden başlar ve milyonlara kadar devam eder. Köyde ise arkadaşlar bakın köyde ise birden başlar arkadaşlar ve dediğim gibi köyde ise 2000'e kadardır. Köyde ise 2000'e kadar olan bir nüfus yoğunluğu vardır arkadaşlar. Birden başlar 2000'e kadar devam eder. 2000 ile 10.000 arasına belde diyoruz arkadaşlar bakın. Unutmayalım ara yerleşme dediğimiz 2000 ile 10.000 arasında da belde gibi, kaza gibi yerler deniyor. Kasaba gibi yerler deniyor arkadaşlar onlar. Ama birinci dediğim gibi ayrım kriterlerimiz birincisinde nüfustur arkadaşlar. İkinci özellik idari yapılanmadır. Bakın idari yapılanma. O da farklıdır köy ve kentlerde. Kentlerde idari yapılanma arkadaşlar belli bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Nasıldır? Bu mesela en yetkili amir validir arkadaşlar. Ondan sonra garnizon komutanı gelir. Ondan sonra büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, kaymakam şeklinde arkadaşlar böyle bir hiyerarşik yapılanması vardır. Ama kırsalda köyde baktığımız zaman en yetkili amir muhtardır arkadaşlar. Orada böyle bir hiyerarşi ve öyle bir sınıflandırma bulunmaz. İdari yapılanma bu açıdan önemlidir. Üçüncüsü konut sayısıdır arkadaşlar bakın. Konut sayısı. Sonuçta kentlerde konutları saymak istesek arkadaşlar belki günlerce, haftalarca ve hatta aylarca sürebilir. İstanbul mesela örnek verdiğimiz zaman arkadaşlar 15 milyon insanın yaşadığı bir yerdir ve orada yaşayanların yerleşim alanını saymak istersek dediğim gibi aylarca sürebilir bu. Kırsalda ise köyde ise yerleşim alanlarındaki o konut sayılarını saymak çok basittir arkadaşlar. Yani dediğim gibi 1 saat 2 saat bile sürmeyecek kadar çok belirgindir. Çok nettir. Ve en önemlisi arkadaşlar bakın bu da aynı şekilde en önemlisi ayrım kriterlerinden. Burada ekonomik faaliyetler arkadaşlar. Bakın ekonomik faaliyetler. Burada köy ve kent ayrımında inanılmaz derecede çok belirgindir ve farklıdır. Kentlerde mesela arkadaşlar genelde ekonomik faaliyet olarak sanayi ve hizmet ağırlıktadır arkadaşlar bakın. Genelde kentlerde tabii tarım kent özelliği olan şehirlerimiz vardır ama onlar çok istisna. Genelde ama kent dediğimiz zaman arkadaşlar ekonomik faaliyetler çok farklıdır ve çok yoğundur. Yani iletişimden tut da turizmine kadar hizmet sektörü içerisinde eğitim, sağlık gibi birçok farklı arkadaşlar unsurlar vardır ama kırsal alanda arkadaşlar genelde faaliyetler tarım dediğimiz arkadaşlar birinci ekonomik faaliyetler grubunda yer alıyor. Yani tarımın içinde ne var? Ziraat, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, arıcılık bu gibi unsurlardır arkadaşlar. Yani kırsal alanda ekonomik faaliyetler o kadar da çeşitli değil. Ve diğeri beşinci özelliğimiz o da sosyal yaşam. Sosyal yaşam arkadaşlar. İşte bu biraz dediğim gibi yine çok fark edilen bir özelliktir mesela. Kentlerdeki sosyal yaşamla kırsaldaki veya köydeki sosyal yaşam birbirinden çok farklıdır. Şunları bir not aldık mı arkadaşlar? Bakın bunlar çok önemli. Bu ayrım kriterleri soru olarak da gelebiliyor. Köy ve kentlerdeki ayrım kriterleri. Şimdi hemen şu kentlerdeki ve köylerdeki arkadaşlar unsurlara bakacağız. Kentsel yerleşme yani şehir yerleşmesi dedik arkadaşlar ve şehirlerin fonksiyonları vardır arkadaşlar. Bakın burada şehirlerin özellikle fonksiyonları vardır. Fonksiyonel özellikleri vardır. Şehirlerin fonksiyonları. Nelerdir bunlar? Mesela Türkiye'de arkadaşlar şehirlerimiz şöyle genel başlık altında incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın şöyle fonksiyonel özelliklere sahiptir. Mesela en başta en yaygın olanlar arkadaşlar sanayi şehirleri yani önemli olanlar.
Sanayi şehirlerimiz hangileridir mesela? İşte en başta İstanbul arkadaşlar, sanayi şehirlerimiz. Ondan sonra diğer devam ediyor İzmir. Sonra İzmit arkadaşlar bakın. Önemli, özellikle ağır sanayinin geliştiği yerdir burası. Kocaeli, İzmit, Kocaeli. Onun dışında Ankara arkadaşlar yine başkenttir ama sanayide önemli bir yere sahiptir. Gaziantep arkadaşlar yine Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden bir tanesidir. Adana arkadaşlar, Adana, Kayseri gibi şehirlerimiz arkadaşlar Türkiye'nin önemli sanayi şehirleridir. Onun dışında diğer arkadaşlar sanayi şehirleri dışında tarih ve kültür turizmine sahip olan şehirlerimiz vardır mesela. Tarih ve kültür turizmi dediğimiz zaman yine İstanbul arkadaşlar bakın. İstanbul özellikle ağırlıktadır. Onun dışında başka Çanakkale mesela tarih ve kültürel turizm açısından önemli olan yerlerden bir tanesi. Trabzon arkadaşlar Sümele Manastırı'ndan dolayı. Nevşehir arkadaşlar yine tarih ve kültürel özelliğinden dolayı. Adıyaman mesela. Bu gibi kentlerimiz arkadaşlar. Fonksiyonel özellikle. Tarım kentleri mesela. Tarım kentlerine baktığımız zaman o çok yaygındır arkadaşlar. Yani tarım kentlerine baktığımız zaman Rize ağırlıktadır arkadaşlar yine. Onun dışında Mersin mesela yine bir tarım kentidir aynı zamanda özellik olarak. Konya mesela yine bir tarım kentidir. Onun dışında diğer kentlerimiz liman ve ticaret kentlerimiz mesela. Liman ve ticaret kentlerimiz. İşte İstanbul yine liman ve ticaret kent özelliği taşır. İskenderun arkadaşlar. İskenderun yine önemlidir. Mersin Limanı arkadaşlar. Ve Türkiye'nin en gelişmiş olan limanı arkadaşlar. Hinterland'ı en geniş olan liman İzmir Limanı diye devam eder. Yani eskiden şehirler arkadaşlar tarım özellik taşırdı. Ama daha sonra geliştikçe arkadaşlar özellikle ekonomik faaliyetler çeşitlendikçe böyle turizm kentleri, eğitim kentleri, sağlık kentleri, ticaret kentleri, sanayi kentleri diye böyle fonksiyonel olarak gelişmeye başladı. Bunu LYS konumuzda arkadaşlar şehirlerde bir konumuz var. Yine orada da buna değineceğiz. Şimdi gelelim kırsal yerleşmeye arkadaşlar bakın. Kırsal yerleşme yani köy yerleşmesi. Bu önemli arkadaşlar. Dedi ki nüfusu birden başlayıp 2000'e kadar olan yerleşim alanlarıdır arkadaşlar. Biz kırsal yerleşmeyi kendi içerisinde şöyle iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar bakın. Kırsal yerleşmeyi kent içerisinde bir dağınık köy yerleşmeleri arkadaşlar bakın. Dağınık köy yerleşmeleri. Bir de toplu köy yerleşmeleri. Dağınık köy yerleşmeleri ve toplu köy yerleşmeleri diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunlar neden acaba kendi içerisinde ikiye ayrılıyor? Dağınık köy yerleşmelerinin birinci temel özelliği burada su imkanlarının fazla olması arkadaşlar. Bakın birinci temel özellik bu. Su imkanlarının fazla olması. Yani bu yamaç yağışlarının görüldüğü yerlerde özellikle yamaç kaynaklarının çok fazla olduğu veya yağışın fazla olduğu yerlerdir arkadaşlar. İkinci özellik de yer şekillerinin arkadaşlar dağlık ve engebeli olması. Unutmayalım. Dağlık ve engebeli olması. Yine dağınık köy yerleşmelerindeki temel unsurlardır arkadaşlar. Dediğim gibi dağınık köy yerleşmeleri bakın su imkanlarının fazla, yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerler olarak özellikleri sıralanır. Burada Türkiye'nin bu özelliği taşıyan yeri neresi acaba? Yani hem su imkanları fazla hem de yer şekilleri dağlık ve engebelik. Türkiye'de bunu en güzel sağlayan bölge, bu şartları en güzel karşılayan bölge Doğu Karadeniz bölümüdür arkadaşlar. Unutmayalım. Türkiye'de en güzel Doğu Karadeniz bölümüdür bunu veren yer. Tabi Batı Karadeniz de vardır yani şekilde. Ama hem su imkanlarının fazla olduğu hem de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu kırsal köy yerleşmeleri arkadaşlar en güzel Doğu Karadeniz bölümünde görülür. Diğeri tam tersi arkadaşlar toplu köy yerleşmeleri. Bunlara geldiğimiz zaman bu da bunun tam tersi arkadaşlar bakın. Ya toplu köy yerleşmeleri de şunun tam tersi özellikleri. Yani su imkanları arkadaşlar burada kısıtlı. Su imkanları yetersiz arkadaşlar bakın öyle diyelim. Su imkanları burada yetersiz arkadaşlar yani çok az. Su imkanları burada. Yağış miktarı çok az. Yamaç kaynakları yok arkadaşlar burası. Neden yok yamaç kaynakları? Çünkü burası yer şekillerinin sade ve düz olduğu yerdir arkadaşlar. Bakın yer şekillerinin sade ve düz olduğu yerdir arkadaşlar. Bakın burası. Burada dediğim gibi bu iki özellik bunun tam tersi.
yer şekillerinin. Peki burada bunu veren bölgelerimiz var mı arkadaşlar? Evet, iki tane bölgemiz var. Biri İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi. Diğeri ise Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar, bakın. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bunlar da toplu köy yerleşmelerinin olduğu yerler. Evlerin birbirine çok yakın olması arkadaşlar su kaynaklarının etrafında kümelenmesinden kaynaklanmıştır. Su kaynakları az olduğu için arkadaşlar bir yerde su bulunduğu zaman evler onun çevresinde kümelenmiştir arkadaşlar. Şimdi de kırsal köy yerleşmelerinde arkadaşlar köy altı yerleşmeleri diyelim. Şimdi ise kırsal yerleşmelerde bunlar da aynı şekilde sorularda tek tek gelecek arkadaşlar. Köy altı yerleşmeleri arkadaşlar, bakın köy altı yerleşmeleri bunlar nelerdir? Onlara bakacağız. Ara dedik, kentsel yerleşme ile kırsal yerleşmenin ara yerleşmesine belde kasaba dedik. Bir de köyün altı dediğimiz arkadaşlar köy altı yerleşmeleri vardır. Onlar nelerdir mesela? Mahalle arkadaşlar, bakın. Mahalle bir köy altı yerleşmesidir ve genelde aynı akraba, aynı soydan gelen insanların köylerde beraber oturdukları alanlardır arkadaşlar mahalle. Çiftlik yine köy altı yerleşmesidir arkadaşlar. Mezra yine köy altı yerleşmesidir. Canik yani diğer adıyla oba. Farklı farklı isimlendiriliyor ama aynı manayı taşıyor. Onun dışında kom arkadaşlar hayvancılığın yapıldığı yerdir. Ağıl arkadaşlar yine köy altı yerleşmesidir. Dalyan arkadaşlar özellikle deniz kenarında olan yerlerdeki köy altı yerleşmeleridir veya nehir kenarlarında olan köy altı yerleşmeleridir arkadaşlar. Onun dışında bağ evi arkadaşlar yine köy altı yerleşmelerine diğer örneklerdir. Unutmayalım, bunlar da soru olarak gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Bunları bu yaklaşık olarak 8 tane köy altı yerleşmesini unutmayalım. Şimdi ise arkadaşlar göç konusuna geleceğiz. Önemli bir konu. Göç konusu. Göçe yine LYS konusunda da değineceğiz ama burada biraz göçün daha farklı bir özelliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Göç tanım olarak ne demek acaba göç? İnsanların bulundukları yerlerden arkadaşlar çeşitli sebeplerle başka bir yere taşınmasıdır arkadaşlar veya gitmesidir veya ikamet etmesidir arkadaşlar göç dediğimiz ve hareket etmesidir daha doğrusu en basitinden. İnsanların bulundukları yerlerden başka yerlere doğru ya mecburen ya da isteğe bağlı olarak arkadaşlar hareket etmesidir. Şimdi orada işte o ayrım özelliğini yapalım arkadaşlar. Göçün bir itici, yani nedir bu itici arkadaşlar? Zorunlu sebeplerine bakacağız. Göçün arkadaşlar itici, yani zorunlu sebeplerine bakacağız. Bir de çekici. Çekici yani isteğe bağlı olan özelliklerine bakacağız arkadaşlar burada. Şu tabii ki çok nadirdir yani. Çekici isteğe bağlı genelde çok nadir olarak görülüyor ama genelde göçün arkadaşlar genelde göçlerin temel sebebi budur arkadaşlar. Yani itici bir özelliğe sahip olmasıdır. Çekici özelliğimiz genelde çok nadir olarak görülüyor. İtici olanlar yani zorunlu olanlar nelerdir? Birincisi arkadaşlar bakın birinci göçün itici olan zorunlu olan sebeplerinden bir tanesi ekonomik sebeplerdir arkadaşlar bakın. Ekonomik sebepler. Nelerdir bunlar tabii ki arkadaşlar? Ekonomik sebepler dediğimiz işsizlik arkadaşlar. İşsizlik temel şu anda dünyada görülmüş en önemli unsurdur arkadaşlar işsizlik. Yani insanların iş imkanlarının sınırlı olması arkadaşlar mecburen bulundukları yerlerden başka yerlere doğru göç etmelerindeki temel etken. Bugün Türkiye'de de aynı şekilde ülkemizde özellikle son 30 yıldan beri göç yönü arkadaşlar doğudan batıya doğru olmuştur. Yani kırsal alandan kentsel alana doğru yoğunlaşmıştır. Bunun sebebi arkadaşlar Türkiye'de özellikle 30 yıldan beri kırsal alandaki arkadaşlar hızlı nüfus artışına bağlı olarak işsizliğin de artması arkadaşlar. Çünkü kırsal alanda ekonomik faaliyetler sınırlı arkadaşlar. Hani biraz önce söylemiştik. Ekonomik faaliyetler nedir mesela? Burada işte tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşıyor. Eğer devlet mesela buna yönelik bir politika izleyip burada ekonomik faaliyetleri buna bağlı olan ekonomik faaliyetleri çeşitlendiremezse oradaki insanlar mecburen işsizlikten dolayı büyük kentlere doğru, batıya doğru Türkiye'de
göç etmek zorunda kalmıştır. Dediğim gibi bu dünyada da böyledir. Sadece Türkiye'de değil arkadaşlar. Mesela genelde dikkat edin mesela göç yönü arkadaşlar gelişmiş Avrupa ülkelerine Amerika'ya doğru yoğunlaşmakta veya Japonya'ya doğru yoğunlaşmakta arkadaşlar. Bundaki temel sebep yine iş imkanlarının orada fazla olması arkadaşlar. Ve bu dediğim gibi itici yani zorunlu. Kimse isteğe bağlı olarak ya benim işim var da işte ben buradan yine de başka bir yere göç edeyim diyen çok insan çıkmaz arkadaşlar. Çok nadirdir yani. Temeli ekonomik sebeplerdir. İkincisi arkadaşlar doğal afetlerdir. Doğal afetler. Özellikle doğal afetlerden yakın bir zamanda meydana gelen nedir bunlar mesela? Deprem arkadaşlar bakın deprem. Ondan sonra tsunami. Bu özellikle uzak doğuda, Güneydoğu Asya'da arkadaşlar çok sık yaşanan olaylardan birkaç tanesidir. Onun dışında orman yangınları, yangın mesela deprem, tsunami gibi. Diğer sel ve taşkınlar gibi arkadaşlar. Bunlar insanların bulundukları yerlerden zorunlu olarak başka yerlere göç etmesinde temel unsurdur. Üçüncüsü arkadaşlar savaşlar. Savaşlar insanların bulundukları yerlerden başka yerlere doğru göç etmelerindeki temel sebep. Yani Türkiye'nin zaten çevresine baktığımız zaman bunu çok net olarak görürüz arkadaşlar. Yani Orta Doğu'sundan Kafkasya'sına kadar, Balkanlara kadar arkadaşlar. Biz burada özellikle son Cumhuriyet dönemi boyunca günümüze kadar burada sıcak çatışmaların içerisinden dolayı insanlar mecburen işte Türkiye'ye doğru. Özellikle zaten burada merkez olan, kurtarıcı olan nokta Türkiye arkadaşlar. Balkanlardan, Kafkasya'dan ve Orta Doğu'dan sürekli ülkemize doğru göçler olmuşlardır. Özellikle Balkan Savaşları mesela 1. Dünya Savaşı'ndan önceki Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte bunları biz net olarak görürüz. Ve yakın zamanda da Irak'ta meydana gelen savaşlar arkadaşlar. Onun dışında bu savaşlardan sonra yapılan arkadaşlar siyasi sebepler ve antlaşmalar arkadaşlar bakın. Siyasi sebepler ve buna bağlı olarak antlaşmalar arkadaşlar. Zorunlu olarak göçe örnektir. Şu antlaşmanın en güzel örneği bizde mübadeledir arkadaşlar bakın. Bizim özellikle antlaşmayla beraber yapmış olduğumuz Lozan Antlaşması'yla 1923'teki Lozan Antlaşması'yla imzalamış olduğumuz bu mübadele antlaşması arkadaşlar Türkiye ile Yunanistan arasında olmuştu. Ve zorunlu olarak insanlar arkadaşlar yer değiştirmek zorunda kalmıştı. İşte bunlar dediğim gibi arkadaşlar göçün itici yani zorunlu olan sebepleridir. Çekici, yine itici olan, zorunlu olan sebeplerden diğeri de eğitim ve sağlıktır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yine bu da itici yani zorunludur arkadaşlar. Yani eğitim imkanları olmayan yerlerde okumak isteyen insanlar mecburen gelişmiş olan yerlerde okuma imkanı, eğitim imkanları gelişmiş olan yerlere doğru göç etmek zorunda kalırlar arkadaşlar. Sağlık da yine aynı şekilde. Sağlık gerçi geçici olabiliyor ama eğitim genelde kalıcı olabiliyor arkadaşlar. İşte bunlar dediğim gibi. Göçün arkadaşlar itici ve zorunlu olan sebepler. Tabi siyasi sebeplerde biraz sonra Türkiye'ye mahsus olan göçün sebebini anlatacağız arkadaşlar. Yani Türkiye'de neden oluyor bu göçler? Onlardan bahsedeceğiz özellikle. Çekici olan sebepler arkadaşlar. Onlar nelerdir mesela? Sosyal sebepler arkadaşlar. Yani bunlar nedir mesela? Sosyal sebepler dediğimiz. İnsanların evlenmesi mesela. Evlilik gibi unsurlardan dolayı arkadaşlar. Mecburen mesela bir çift evlendiği zaman diyelim ki Ankara'da yaşıyorlarsa mecburen işte adamın evli olan erkeğin mesela işi İstanbul'daysa mecburen İstanbul'a doğru taşınırlar. Yani yine zorunlu ama çekici isteğe bağlı olan göçlerdir bunlar. İkincisi arkadaşlar turizm sebepli olan göçlerdir. Bunun en güzel örneği bugün şeyde çok net bir şekilde görülüyor. Türkiye'nin güneyinde özellikle Alanya'da arkadaşlar 7000 tane Alman vatandaşımız var mesela. Yani turizm amaçlı gelmişler artık. Burada 365 gün boyunca yaşıyorlar arkadaşlar. Türk vatandaşı gibi burada yaşıyorlar. Yine çekici isteğe bağlı arkadaşlar. Eğitim ve sağlık da yine söyleyeyim bu gruba dahil edebiliriz. Çünkü eğitim ve sağlık hem itici hem de çekici özellikler gösterir arkadaşlar. Şimdi burada hemen devam edeceğiz. Buradan arkadaşlar Türkiye'de göç diyeceğiz arkadaşlar. Göçte Türkiye'de göç diyelim şimdi de Türkiye'de göçün sebepleri arkadaşlar bakın Türkiye'de göç ve bunun sebepleri nelerdir acaba? Yani şu anda dediğim gibi 30 yıldan beri özellikle 1980'deki arkadaşlar ihtilalden sonraki süreçte
Türkiye'de göç yoğunluğu arkadaşlar daha da arttı. Yani mesela 50'lerde başlamış tabii, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştı ama bu dönem sonraki süreçte arkadaşlar daha da artmaya başladı. Artan sebeplerden birkaç tane sözlerle belirteceğim mesela sebeplerden. Birincisi arkadaşlar, birincisi Türkiye'deki hızlı nüfus artışı arkadaşlar bakın. Türkiye'de köyden kente doğru o artışın temel unsuru arkadaşlar unutmayalım, hızlı nüfus artışıdır bakın. Özellikle köylerde doğum oranı yüksek olduğu için arkadaşlar, ülke nüfusu hızlı bir şekilde arttığı için özellikle kırsal alanda insanlar bulundukları yerlerden batıya doğru arkadaşlar veya gelişmiş olan kentlere doğru göç etmiştir. Hatta şunu belirtelim, Türkiye'deki göçün yönü arkadaşlar genelde doğudan batıya doğru olmuştur arkadaşlar bakın. Doğudan batıya doğru, yani Türkiye'deki göç yönü bu şekildedir, doğudan batıya doğru. Birincisi bu, hızlı nüfus artışı. İkincisi arkadaşlar iş imkanlarının sınırlı olması. İş imkanlarının sınırlı olması arkadaşlar. İşsizlik, yani biz buna kısaca işsizlik diyoruz arkadaşlar, iş imkanlarının sınırlı olmasına. Üçüncüsüne devam edelim. Üçüncüsü önemli. Hakikaten Türkiye'de özellikle bunu en önemli madde olarak yerleştiriyorum. Çünkü bazı bölgelerimizdeki göçün temel sebepleridir arkadaşlar. Bunlar nelerdir bunlar? Terör arkadaşlar, töre ve kan davası gibi unsurlar arkadaşlar bakın. Bunları özellikle başa aldım. Çünkü terör arkadaşlar Türkiye'nin özellikle gündemini son 25 yıldan beri, yani 25 yıldan beri inanılmaz derecede meşgul eden arkadaşlar çok önemli. Türkiye'nin gelişimini, kalkınma hızını yavaşlatan arkadaşlar. Çünkü burada baktığımız zaman harcanan para arkadaşlar 100 milyarlarca doları geçmiş durumda. 300 milyar doları geçmiş durumda arkadaşlar. Yani 300 milyar dolar arkadaşlar. Yani bu dile kolay yani. Bazı ülkelerin toplamdaki genelde birikimleri arkadaşlar. Ve biz burayı 25 yılda bu parayı maalesef silah olarak, yani özellikle kurşun olarak, bomba olarak, silah olarak bu parayı maalesef böyle bu şekilde yurt dışına, silah endüstrisi gelişmiş olan ülkelere vermek zorunda kaldık. Yani bunun dışında tabii ki sosyal yönleri, manevi yönleri, diğer kaybettiklerimiz tabii ki bunun yanında çok çok daha önemli ama yine aynı şekilde ekonomik boyutları arkadaşlar maalesef bu olayı daha da vahim bir hale getiriyor. Ve burada özellikle 4 milyon insan bulunduğu yerden arkadaşlar mecburen batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. Yani bakın 4 milyon insan arkadaşlar bu sorundan dolayı göç etmek zorunda kalmış. Töre ve kan davası yine Türkiye'de maalesef, yani olmaması gereken ama maalesef gündemimizi yine meşgul edip de yaşadığımız süreçlerden birkaç tane. Şunlar bireysel olabiliyor ama maalesef terör Türkiye'deki göçlerdeki en büyük unsurlardan bir tanesidir arkadaşlar. Dördüncüsüne geldiğimiz zaman Türkiye'deki göçteki dördüncü unsur arkadaşlar tarımda makineleşme. Özellikle tarımda makineleşme unsuru arkadaşlar Türkiye'de göçü arttıran unsurlardan diğer temelleridir. Bu tarımda makineleşme tabii ki şeydir. Ne kadar çok makineleşirsek arkadaşlar belli oranlarda o işlerdeki çalışan insanlara ihtiyaç, insan gücü, bilek gücü azaldığı için mecburen batıya doğru insanlar şehirlere doğru göç etmek zorunda kalmıştır. Tabii ki tarımda makineleşme modern tarımda önemli bir gereksinimdir aynı zamanda ama Türkiye şartlarında maalesef böyle bir olumsuz sonucu olmuştur. Onun dışında beşinci özellik tarım topraklarının miras yoluyla paylaşılması arkadaşlar bakın. Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması yine Türkiye'ye mahsus olan bir özelliktir. Miras yoluyla parçalanması. Mesela diyelim ki 100 dönümlük bir arazi var arkadaşlar. Ve bu arazinin sahibi 7 tane kardeş. Babaları ölünce arkadaşlar her birini atıyorum işte 15'er dönümlük, 10'ar dönümlük bir arkadaşa arazi bırakılıyor. Ve maalesef 10 dönüm, 15 dönümlük araziyle insanlar geçinemeyeceği için o kardeşlerin çoğu arkadaşlar o parçaları satıyorlar ve büyük şehirlere doğru göç ediyorlar. Diğer altıncısı arkadaşlar tarım topraklarının verimsiz olması. Tarım topraklarının verimsizleşmesi arkadaşlar. Bu da yine Türkiye'deki göçe sebep olan unsurlardır arkadaşlar. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesine toprağın çoraklaşması ve tuzlanması yine bu şekilde meydana getirmiş olan unsurlardır arkadaşlar. Onun dışında son bir maddemiz özellikle arkadaşlar bu. Nedir o?
Büyük kentlerde sanayinin gelişmiş olması arkadaşlar. İşte bu yine önemli olan unsurlardan bir tanesi. Büyük kentlerde yani istihdamın arkadaşlar yatırımların düzensiz olmasından kaynaklanıyor. Biz onu öyle diyelim. Yatırımların arkadaşlar düzensiz ve dengesiz yapılması. Türkiye'de özellikle göç dalgasını bu yönde yoğunlaştırıyor arkadaşlar. Yani mesela çok uygun olmasına rağmen yer şekilleri İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi yatırımların pek fazla olmadığı yerlerdir arkadaşlar. Eğer yatırımlar buraya doğru olsa mesela göç yönü de o tarafa doğru olacaktır arkadaşlar ve bu da bir şekilde büyük kentlere yani İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e nüfus yoğunluğu olarak yansımayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'deki genel olarak arkadaşlar nüfus artışı özellikle daha doğrusu göç yönü doğudan batıya doğru yani köyden kente doğru olan göçün sebepleri bunlar arkadaşlar. Şimdi son olarak bir yerde göç verildiği zaman neler meydana gelir? Göç aldığı zaman neler meydana gelir? Ona bir değineceğiz arkadaşlar ve konumuzu bitireceğiz. Eğer bir bölge göç verirse mesela neler meydana gelir? Şimdi ilk önce göç veren bölgelerden bahsedelim. Göç veren bölgelerde neler meydana gelir arkadaşlar? Kısaca bunu yine LYS konumuzda işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın unutmayalım. LYS'de yine bahsetmiş olacağız buna. Göç veren ülkelerde, göç veren bölgelerde neler meydana gelir arkadaşlar? Bir kere nüfus artışı düşer arkadaşlar bakın. Nüfus artışı burada düşer arkadaşlar. Nüfus artışı düşer. Ya belli oranlarda nüfus da azalır tabii ki özellikle sürekli göç veriyorsa nüfus artışının düşmesi dışında yine nüfusu da düşmeye başlar arkadaşlar göç veren bölgelerde. Bakın şu çok önemli. Genelde unutuluyor. Yatırımlar atıl durumda kalır arkadaşlar bakın. Yatırımlar atıl durumda kalır. Bu ne demek bu yatırımlar atıl durumda kalması? Yani mesela özellikle eğitim ve sağlık anlamında yapılan yatırımlar arkadaşlar atıl durumda kalır. Yani gelişmez. Diyelim ki mesela bir bölgenin nüfusu sürekli 700 ise arkadaşlar ve bu dönem dönem düşüyorsa artık oraya ne sağlık ocağı, daha gelişmiş bir sağlık ocağı, daha fazla bir kalabalık olan veya birkaç tane daha fazla okul açılmaz arkadaşlar. Açılmış olsa bile gelişimine yönelik arkadaşlar yatırımlar yapılmaz. Bunu kastediyor göç veren bölgelerde arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz buralarda özellikle arkadaşlar tarım toprakları arkadaşlar bakın tarım toprakları verimsizleşmeye başlar burada. Tarım toprakları verimsizleşir arkadaşlar. Çünkü göç edenler genelde arkadaşlar tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardır yani. Yoksa sanayi ve hizmet sektöründe uğraşanlar göç etmezler genelde. Zaten o bölgede göç verilmez o zaman. Bunlar genelde tarımla ve hayvancılıkla uğraşırlar ve buraları boş bırakırlar arkadaşlar ve tarım toprakları yavaş yavaş verimsizleşir ve tarımsal üretim düşer arkadaşlar bakın. Burada tarımsal üretim düşmeye başlar. Yani bu özellikle Türkiye'de son yıllarda çok çok daha net olarak görülüyor arkadaşlar. Yani tarımsal üretimin düşmesi. Çünkü bazı yerlerimize baktığımız zaman mesela eskiden yine söylenirdi. Tabii ki hani Türkiye kendi kendine yetiyor diye ifadelendirilirdi. Aslında hiçbir ülke genelde öyle bir özelliğe sahip değildi. Ama yine mesela eskiden biz tonlarca pirinci veya diğer tarım ürünlerini hatta buğdayı bile bu kadar çok fazla ithal etmezdik arkadaşlar. Etsek bile çok az bir düşük rakamlarla, miktarlarla ithal ederdik ama şimdi çok çok daha fazla miktarlarla arkadaşlar bu temel besin maddelerini bile yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Göç veren bölgelerin özellikleri bunlardır arkadaşlar. Şimdi gelelim göç alan yerlerde neler meydana gelir? Mesela göç alan bölgelerde neler meydana gelir? İşte onlar mesela bugün İstanbul'da yaşanan sorunlar arkadaşlar. Yani bugün İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'a ne yaşanıyorsa arkadaşlar ve Ankara'da, İzmir'de ne yaşanıyorsa bunlar yaşanır arkadaşlar. Birincisi göç alan bölgelerde arkadaşlar bakın nüfus artar sürekli. Nüfus artar arkadaşlar bakın burada. İkincisi yani doğum oranıyla artmaz burada. Göç alımıyla artar. Nüfus artar. İşsizlik ortaya çıkar arkadaşlar burada. İşsizlik ortaya çıkar. Göç alırsa sürekli göç alırsa arkadaşlar istediği kadar gelişmiş olsun. Yani bugün mesela Almanya gelişmiş bir ülkedir ama sürekli göç aldığı için o bölgede de yavaş yavaş işsizlikler arkadaşlar daha da belirginleşmeye başladı. Eskiden vardı ama şimdi daha da belirginleşmeye başladı arkadaşlar. İşsizlik ortaya çıkar. Buralara şimdi geldiği zaman insanlar
Genelde şehirlerde ev kiraları çok pahalıdır arkadaşlar ve insanlar o kiraları ödeyemezler mesela. Ve bulunduğu yerler arkadaşlar hemen bir yerleşim alanı koymaya çalışırlar veya ev yapmaya çalışırlar. İşte ona biz gecekondulaşma. Yani konut sıkıntısı yaşanır arkadaşlar, bakın burada. Konut sıkıntısı yaşanır buralarda. Dediğim gibi onu çözemeyen insanlar ev sorunu için böyle gecekondulaşma dediğimiz arkadaşlar çarpık kentleşme süreci başlar maalesef. Çarpık kentleşme, gecekondulaşma dediğimiz. Trafik ve altyapı sorunu olur arkadaşlar burada. Trafik ve altyapı sorunu olur. Yani yetmez yani. Hatta Japonya'da, Tokyo'da belki görmüştürsünüz televizyonlardan veya belgesellerden. Yani Japonya'da özellikle bazı yerlerde 4 kat karayolu gidiyor arkadaşlar. 2 kat, 3 kat demir yolu gidiyor mesela. Hani yetmiyor yani. Nüfus fazla olduğu için arkadaşlar, trafik sorun olduğu için, altyapı sorunu olduğu için arkadaşlar yetmiyor mesela. Kanalizasyon sistemleri bile yetmiyor arkadaşlar. Onun dışında altıncısı, burada eğitim ve sağlık sorunları yaşanır arkadaşlar. Bakın eğitim ve sağlık sorunları yaşanır bu gibi yerlerde. İşte biz bunu yaşıyoruz maalesef İstanbul'da. Onun dışında yedincisi ise arkadaşlar, bu bölgelerde genelde baktığımız zaman sosyal sorunlar ortaya çıkar arkadaşlar, bakın. Sosyal sorunlar ortaya çıkar. Nedir bu sosyal sorunlar? Hırsızlık, gasp gibi unsurlar arkadaşlar göç alan bölgelerde ortaya çıkar. Göç veren bölgeler nelerdir mesela? Baktığımız zaman arkadaşlar işte Kars mesela göç veren yerlerden bir tanesi. Hakkari mesela göç veren yerlerden bir tanesi. Trabzon mesela göç veren yerlerden bir tanesi. Göç alan bölgeler dediğimiz zaman işte arkadaşlar İstanbul en başta zaten. İstanbul. Onun dışında İzmir arkadaşlar yine ve İzmit mesela göç alan yerlerden birkaç tane ilimiz arkadaşlar. Genelde batıda yoğunlaşıyor arkadaşlar bu göçler. Nüfus, yerleşme ve göç konumuzda bu kadar arkadaşlar. Gelecek konumuzda görüşmek üzere.